anneler. Bugün yanında avukat Demet Ceylan var. Demet de 8 aylık bir bebek annesi. Merhabalar Demet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demet, doğum parası nedir ve anneler doğum parasını nereden ve nasıl alabilirler? Doğum parası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından annelere tanınan bir haktır. Bunun için annenin çalışıyor veya çalışmıyor olması aranmaz. Öncelikle anne doğum yapması gerekmektedir. Çocuğun sağ olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyorsa eğer ilçe sağlık, işte bunlara yapacağı bir başvuruyla, internette bununla ilgili formlar da mevcuttur. Bu formu doldurup iadeli taahhütlü mektupla gönderdiklerinde PTT aracılığıyla TC kimlik numarası üzerinden havale olarak ödenmektedir. 2017 yılı için tek çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için de 600 TL olarak belirlenmiştir bu rakam. Dediğim gibi bu tek seferlik bir ödemedir. Evet. Peki süt parası diye bir şey var. O nedir? Süt parası ise Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından, yani burada analık yardımı, analık sigortasından ödenen bir paradır. Bu yüzden de bunun ödenmesi için kişinin çalışıyor olması ya da ev hanımı ise eşinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bu rakam da tek seferlik bir ödeme olup 122 TL olarak 2017 yılı için belirlenmiştir. Bunu Ziraat Bankası kanalıyla TC kimlik numarası üzerinden yine havale olarak ödenmektedir. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi doğum parası için çalışıyor olmanıza gerek yok. Sadece doğum yapmış olmanız yeterli. Süt parası da eşiniz veya sizin SGK'lı olmanız gerekiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.